şahit olduğumu söyleyeceğim. Geçen bir ders olmuştu. 185 Barla'da Hafız Ali abinin sarayda dolaşımı. Aslında derste sarayda dolaşımımız vardı. Bilmem var mıydın o derste? O ders ilginçti. Ramazan boyu böyle yapmıştık. Her akşam yaptık. Çok bereketli geçti. O dersin adı şu. Üç zamanı Muhyiddin Arabi'nin sözüyle. Sözünü koydum o derse. Çünkü o vardı. Bir mazi. Hal istikbal. Demiş ki biz bizdeydik. Geçmişte. Şimdi biz bizdeyiz. Gelecekte biz bizde olacağız. Ya bunlar ne peki bu soru? Bizi bizden mi sorarlar? Bu da benim. O dersin adı koyduk. Tuhaftır. O sarayda Hazret diyorum. Hafız Ali abi. Hazret yani. Muteber, makbul demek. Mübarza. O seyahat etti böyle. Seyahatini yazdı. Usta da gönderdi. Ben olsaydım hususi mahremdir diye yayınlamazdım. Kıyamete kadar Barla'ya koydum. Yani en böyle anlaşılacak şu. Risale-i Nur insanı nasıl terbiye ediyor? Nasıl terbiye ediyor? Ama yöntemi bileceksin. İsrar etmeyeceksin kendi yöntemine. Biraz da laf dinleyeceksin. Mesela 24. mektupta diyor ki ben bu şekilde sanatla sanatkara intikal yöntemi bir sene bana kafi geldi diyor. Var ya eserde müessire 17. sözde eserde müessire bana bir sene kafi geldi diyor. Sen bunu ömür boyu kendine kafi görürsen o kadar olursun. Yani yükseldiğinin çapı genişlenir. Yükselme biter. Üstad diyor. Bana kafi. Sonra bir yöntem daha oldu. O da kafi gelmedi diyor. Ya bunlar yöntem. Buradasınız değil mi? Bir dima şey yapın kafanıza. Bir de kalp iman. Arkadaşlar, iman sonuçtur. Yani kendisi cevaptır. Doğru itikada Allahça verilen cevaptı. İman saadet-i dairen olduğu için saadet-i dairen böyle bir şeyi talep etmek değil ahireti. Zaten iman etmek cevabı almaktır. Ücretini alıyorsun. Çünkü dünyanı cennete çevirendir. Mesela kabri çözüyor. Daha ilerisi yok. Ya bize şey gibi sıradan geliyor bu söz ama kabir çözmesi içsel alemindeki bağırmaları susturması veya hedef vermesi baskılaması değil de hedef vermesi ne kadar büyük şey var. Kendi nazarında diyor aleme düştü. Kendi nazarında bir cennet ve cehenneme düştü. İman süreç değildir. Sonuçtur. Bunu biliyorduk da başka bir şeye götüreceğim ben. Vesvese, burası çok önemli. Vesvese süreçtir, vehim sonuçtur. Bak şimdi. Yani vesvesenin kaynağı şeytan olduğu için şeytan girip çıkıyor kana. Da vücuda girip çıkıyor. Sabit değil. İsrarcı değil. Yemediyse sen başka bir yöntem getiriyor. Başka bir şey getiriyor. Vesvese mesela amele musallattır. İmanı yok der. Namazın olmadı der. Süreçtir vesvese. Vehim ise sabittir. Kafadadır. Düşünseldir. Zanlar, bilgiler, malumatlar, düşünceler. Bunlar vehimdir. Şey tasavvurdur. Bu sonuçtur. Ne getiriyor sana? Şey diyebilir miyiz abi ya? Vesvese sonsuz soru. İhtimaliyat dünyası. Sonsuz ihtimaliyat dünyası. Ama soru soruyor. Sürekli sonsuz. Soruyor. Sonsuz ihtimaliyat dünyası. Evet. Vehim ise sonuçtur. Düşündüğün oluyorsun. Düşündüğüne dönüşüyorsun. O oluyorsun. Bunu da
biliyordunuz. Bunda malzeme yaptın. İman itikadı, vehim ve vesveseyi yaptın. Bak vehim sonuçtur. Süreç değildir. Ona dönüşüyorsun. Bu iki tane malzeme yaptıktan sonra diyeceğim ki size, kendinizi zulmetmeyin diye, ben niye düzelemiyorum diye. Vesveseye muvaffak olan, vesvesesinin ifrat ve tefritine muvaffak olan ki süreç olduğunu usta söylüyor. Tahariye dairdir diyor. Teyakkuza sebeptir diyor. Sonuç değil yani. Süreçtir. Söylüyor zaten. Ama düşünce beni alıp götürdü diyor. Sonuçtur. Şimdi vesvesene muvaffak olabilirsin. Vehmine olamazsın. Vehmine muvaffak olursun. Vesvesene muvaffak olamazsın. Sevgili kardeşim, hem vehim hem vesvese muvaffak olmak ehas havasa mahsustur. Zordur. Onun için kendine zulmetme. Bu çok önemli. Yeisten kurtarıyor seni. Ben niye adam olamıyorum? Niye bunu beceremiyorum? Den kurtarıyor seni. Bu çok önemli ama. Vesveseye kontrol etmeye muvaffak olursun. Ama vehime olamayabilirsin. Zulmetme kendine. İki, vehimine muvaffak olursun. Vesveseye muvaffak olamazsın. Bu doktorluk değil abiler. Bu başka bir dünya bu. Ona geçeceğim. Yani mesela ilacı verdin, ansiyete dedin, bipolar bozukluğu verdin, baskıladın bir yerleri, tansiyonu baskılar gibi. Bu başka bir şey yani bu. Yeisin ilacı. Bir daha yapıyorum. Kalbe yapınca aşağı yapacağım böyle. Kalp aşağıda değil mi? Vesvese lüme-i şeytaniyedendir. Aşağıdadır. Buradan verir. Yemese lüme-i şeytaniye vesvese attı. Yemez kalp. Dima atar. Galis tabere dönüşür. Vesveseni kontrol etmeye muvaffak olabilirsin. Ama demek ki ya ben vesveseye muvaffak oldum. Vehmimi de niye kontrol edemiyorum? Deme. Başka bir dünya. Neye benzer? Ben iyi bir doktorum. Çorap fabrikasında niye o makineleri tamir edemiyorum? Veya çorap ustası, atlet ustası niye değilim? Yani alakasız demek istiyorum. Böyle bir şey dünya. Ayrı. Demek ki itikat tasavvurun sonucu değil. Diman sonucudur. İman da kalbin sonucudur. Bu başka bir şey çalışıyor. İfrat tefrit. Şimdi bu bize ne getiriyor? Vehmine muvaffak olan kontrol, vasatına getiren, ya vesveseme niye edemiyorum demesin. Başka bir şey. O, bu sana alarm veriyor. Nerede eksikliğin var onu düzelt diye. İkisini şey yapabilmek, yani vehimle vesveseyi, herkesin bir şeyi var. Kimisinin vehmi biraz öndedir, kontrolsüzdür. Kimisinin vesvesesi. Bunları ikisini bir araya cem edebilmek ancak enfuste de oluyor, başka olmuyor. Enfusi derslerle, tefekkürü imani ile oluyor. Bunun nasıl olur diye çözümüne başladım. Şimdi söyleyeceğim de bu hep koyuyorum alt alta, üst üste şey yapıyorum. Bu misallerimle beraber. Şimdi bunun üzerine bir şey koyuyorum. Allah Allah. Bunun üzerine koyacağım. Kur'an okursanız enerjiniz güçlü olur. Çok canlı olursunuz. Neyin eksiğin varsa ben malzeme veriyorum, al. Manava geldin, ihtiyacını al sen. Ha? Evde domates var, alma. Şimdi ben, niye Kur'an okuyacaksın? Kur'an okuyan da şu olur. Enerji patlaması olur. Enerji olur çok. Risale okursan ne olur? Cemür diyorlar ya, bombayı uzaktan mesela bombayı koyuyorlar, uzaktan patlatacaklar.
Onu devre dışı yapar. Risale-i Nur okursanız gelen şeyleri, vehimleri, vesveseleri dağıtır. Cemur gibi muvaffak edemez onlar. Muvaffak olamazlar. Ne yapacağını bilmez. Mesela diyelim ki sıkıntın var veya vehim ve vesvesi var. Ne okuman lazım? Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer darlandın, şimdi sen okuma. Cenerji lazım sana. Böyle bir acayip bir tuhaf hallerim var. Kur'an oku. İkide bir vehim geliyor, vesvese geliyor. Allah Allah, ona takılıyor. Aa, niye falan? Ha, dağıtmak için Ustad Allahu Alem sihir ve büyüleri iptal ediyor ya Risale-i Nur, Asay-ı Musa. Sihir ve büyüde annesinin ismi ve kendi ismini şey yapar, cinlere ve erbaa habise adres verir. Hasan'a şey yap diye. Gelir Hasan'a, kolunu sallaya gelemez. Gelir bakar, bu da aynı bizim gibi imtihana tabi. Bakar bu adama. Bir, bu adam kim? Paldır küldür şey yapamam. Zaten darbe yer yani, o da korkuyor. Bunun bir, bu adam kim? Bilir. Çevresi kim? Bunun dayısı kim yani? Bunların, bu adamın, bunu başıma sayarsan bunun dayısıyla da muhatap olacağım yani. Dayısı kim ya? Şeytan gelirken, imanı alırken sekeratta aynı böyle yapıyormuş. Sekeratta imanını gelirken o bu zararı vermeye kalkmaya çalışan şeytan kendisi darbelenmiyor mu? Yani adamla cebine mi kalıyor yani bu bu zararı, bana geldi imanımı almaya uğraşırken muvaffak olmadım, ben imanlı gittim. Ya ne yapayım ya, kaçırdık. Yani buna hiç fatura çıkmıyor. Onun da azabı var. Sen azap veriyorsun ona. Ona da fatura veriyorsun. Bakıyor kim bu? Eskide şeytan gözükürdü. Yol değiştiriyordu Hazreti Ömer görünce. Yani, ha? Hazreti Ömer'i görünce sabır. Neyi değiştiriyor? Niye değiştiriyor? Beni bırak diyor ya. Beni bırak diyor. İfriti yakalamış mektubatta. Hurmayı çalarken yakaladı. Sana doğru bir şey söyleyeceğim. Beni bırak diyor. Muhammed'in yanına götürme, bağlama. Azap çekiyor. Şeytana fatura çıkmayacak mı benim imanım? Yani bakıyor kimin imanını alayım? Çünkü bunun imanına gideceğim Doktor Süleyman'a. Bu nasıl bir adam yani? Bir, bu adamın kim bu? İki, kim var çevresi? Şahsı manevi kastediyorum. Bunun dayısı yok mu yani? Şahsı manevi var. Bunu öyle paldır küldür, tuttu maya, tutmadı. Öyle bir dünya yok yani. Her şey risk olarak var. İman varsa küfür de vardır. İmanımı almaya gelirsen senin de imanını alırlar ama. Senin aklını alırlar. Benim aklımı almaya çalışırsan senin aklını da alırlar. Niye Hazreti Ömer Gönce sokak değiştiriyor? Hiç azap çekmiyorsa Hazreti Ömer radıyallahu anh o zaman özellikleri şeytanı kaçırıyor ve kabirde de Hazreti Ömer radıyallahu anh özellikleri bu akılla, yani onun özellikleri şeytana cevap ve meleklere cevap veriyor. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh özelliklerine bir nazar etmemiz mi gerekir? İşte ona cevap, onu ekleyecektik ama sen acele ettin madem geldin. Her şey suretidir, kanuniyetidir, hakikatidir, mahiyetidir dedik ya, her şeyde bu. Zannediyor ki suret burada, hakikat orada, kanuniyeti ne bileyim oralarda. Suret neredeyse hepsi oradadır. Ne demek bu? Ben güzel amel yaparsam ahiretim düzeliyor mu? Benim bu buradaki namaz kılmamla ahiret neresi ki düzeliyor? Burada fotokopi mi gidiyor? Ahiret de burada. Bunu yaparken burada amelimi düzeltirken dünyamı da düzeltiyorum, ahiretimi de düzeltiyorum, Rabbimin nazarını da değiştiriyorum yani rıza ilahi. Cennette makamım yani bir yerlere gidip, ya ben çekirdeğe müdahale etmek ağaca müdahale etmektir, ağaca müdahale etmek çekirdeğe müdahale etmektir. Burada yaptığım namaz ahiretim oralar düzeliyor, onu düzeltin, yapın. Burada namaz kılıyor, dur, melekler düzen böyle. Öyle değil ya, suret neredeyse. Mesela benim ruhum nerede? Simamın altındadır. Simam nerede? Suretimin üstündedir. Suratına bak, ruhuna öyle. Gözüne bak, kalbini seyret.
Hani derler ya gavur Yahudilerin o sözü var, bizim içimize sokmuş. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil diyor. Nasıl belli değil? Simalara bak, bu adamın kim olduğu bile belli. Hani hayatına bak, neyin peşine koştuğu belli. Adam eline cebine koyması, arabaya binmesi, yiyip içmesi, etrafı kahvesi, oturduğu insanlar değişikse bunun serveti belli değil mi? Gavur oğlu gavur böyle sokmuş aramıza. Her şey belli kardeşim. Hangi millettesin? Fransız mısın, İngiliz misin, Alevi misin, Sünni misin, Şia mısın, Nurcu musun, tarikatçı mısın, herkes belli. Bakın sokağa bir hafif ya. Fazla bir bilgiye gerek yok. Simalara bakın. Kim oldu belli ya. Ayet söylüyor zaten. Simahum fi vucu mineseri sucu. Orada olacak demiyor ki, buradadır. Suretler de ise kanun da ortadır. Hakikat da oradadır. Mayeti de oradadır. Her şey oradadır. Bir tanesi diyecek ki, ya gene getir la. Dedim ki, ya surat, bari dedi, Sırat Köprüsü'nü dedi, dünyaya getirseydin dedi, hep derim. Dedim ki, Sırat Köprüsü de mahluk ya, yaratılmış. Abi, Allah bile burada. Ha? Şimdi... Şey, deme abi, suret mülktedir. Ha. Diğer kanuniyeti, hakikati, mahiyeti melekutta. Melekutta. Ama hepsi bende. Evet, tabii. Hepsi aynı yerde. Aynı yerde. Ama sırayla hangisi evet. Öne çıkarsa o mülk oluyor. Ustad ne diyor biliyor musun? Öbürü hep melekuta geçiyor. Aynen. Şimdi burada bir duvar yap. Mehmet kardeş. Yaptın mı abi? Ciddi bir de. Burada insanlar otursun, burada otur. Farklı farklı iş yapsınlar. Ama o duvar oraya kadar olsun, onların duvarı. Birbirlerini görün. Ben iki tarafa da baksam. Ne derim? Yani nereye gelelim? İkisi de menzil kardeşim, hangisini? Onun nazarında iki menzil değil mi? Bu da menzil, bu da eşit değil mi? Ustad diyor ki, dünya ve ahiret iki menzildir. Suretle hakikat arasındaki kanuniyet aslında bir berzah gibi. Tam böyle kanuniyet hani biraz mecbur gibi geliyor bana. O evet. Noktada. Hani evet. Hakikat melekutta kesin de mahiyet ve hakikat. Ama sanki kanuniyet şey gibi. Yani mecbulvari. Evet. Vücud haricisi olmayan, evet. Vücud ilmisi olan. Ha, melekut da desen tam olmuyor. Evet. İkisi tam berzah. O zaman tam yeri gelmişken söyleyeyim onu da. Bu. Emir ile... Sesin az gelir ha. Bak şimdi. Emir ile alim emir arasında berzahtır kanun. Ne demek? İyi dinleyin burayı. Alim tabirini gördüğünüz zaman hemen altınıza imzayı atın. Mahluk yönüdür. Vacip de alim olmaz. Cenap olur. Tamam? Alim emir. Alim emir. Alim. Allah alemleri yarattı. Allah vacibül vücuttur. Tamam. Emir ise alem değildir. Allah canibidir. Berzah kanundur. Kanun hılkattır. Yaratılma aktır. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kalemle ben hılkatız. Yaratılmışız, eşitiz. İstediği geçiyor ya. Hılkat itibariyle bu kanun. Ama bu kalem ben insan veya sen de insan, ben de insan ama ben farklı. Bu fıtrattır, bu namustur. Bu ben benim, sen de sensin. Herkes de burun, kanunu çoğaltabilirsin. Burun, kulak aynı yerde. Bu hılkattır. Ama olmakla beraber sen benden imtiyazlı olman fıtrattır veya namustur. Kanunu emir dediğine göre, emirle kanun arasındaki ilişki... He, kanun vücudu... İlmisi var. Vücud haricisi yok ya. Vücud haricisi yok. Yani bir yönü kanunun dediği gibi berzahtır. Alem emire bakıyor. Bir tarafa emire bakıyor. Yani vücud-ı ilmisi noktasında emire bakıyor. Ama kanunun şey vücud harici giyerse namus olması itibariyle alim emire bakıyor. Şimdi yeri gelmişken ben de söyleyeyim abi. Daha önce ben zikrettim ama şimdi biz suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diyoruz ya. Aslında kanuniyet hem suretle hakikatin arasındadır, hem hakikatle mahiyetin arasındadır. Yani hakikatten mahiyete de bir kanunla geçiliyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Ben çalışmalarımda bunu da gördüm. Olabilir o da ama şeydir. Mesela vacibül vücutla diyelim ki kendinde göremediğini vacibül vücutta, vacib vücuttakini kendimde soruları güneş mevcudat ilişkisi ya. Baktığımız zaman vacibül vücutta
mahiyeti zati, şunatı zati böyle. Kanunlara baktığımız zaman, kanunlara hakikatle mahiyet arasında olma ihtimali olabilir yani. Açık olmak lazım. Ama bu formülü bizim çıkarttığımız bir şey değil. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Risale'de, Kızılcaz'da da mektubat diyor ki, her şeyin suret olduğu gibi kanuniyeti de, hakikat olduğu gibi mahiyeti de öyledir diyor ya. Yani ustad şey yapıyor. Sizin yazdığınız, gönderdiğiniz ilk sayfada şu sayfadan alıntı yapmışsınız abi. İşaret edeceğiz 174 değil mi abi? Evet. Diğeri emri tekvinidir ki fıtri kanunlar ile adetullahın tazammül ettiği emirlerdir. Evet. Mucizeler veya fıtrat dışında kanunlar var diyemez miyiz? Mucize yok mudur abi? Bu emir değil midir? Emir. Peki burada neden adetullahın tazammül ettiği emirlerdir diyor emri tekvini için? Emri tekvini, o konuşacağız, o emri tekvini zaten çalışıyorum ama ona girersem. Hı, yani emir ayrıdır, tekvin ayrı ama tekvinle alakalı emirler. Tamam, emir. Şimdi ben bunu bitireyim, ondan sonra hakkı akla geçerim. Eğer hakikatle mahiyet arasında bir kanun demesek bile hakikatle mahiyete geçmek için mutlaka bir şey lazım. Evet, lazım. Yani ona kanuniyet demeyebiliriz, evet. Bir şey diyemem. Yani ismi kanuniyet olmayabilir ama ben öyle düşündüm. Yok yok, bak Mehmet abiciğim, Hasan abinin hep bir lafı vardır ya. Üniversite diplomasını gösteren insana lise veyahut da ilkokul diploması sorulmaz. Evet. Bence hakikat... Ustad, hakikat da mahiyeti hep beraber zikreder. Bir şeyin hakikati böyleyse mahiyeti de böyledir, mahiyeti de... Hakikatle mahiyette arasına bir şey kullanmıyor, görmedim. Varsa iyi olur, ne bileyim. Ama her yerde hepiniz okuyan insanlarsınız. Sureti kanuniyetiyle diyor, bir değildir diyor. Sureti kanuniyeti zikreder böyle. Bazen suretiyle hakikati der. Biraz gideyim. Ben buradaki gayem şuydu. Vehimle vesvese, niye ikisini de muvaffak olamıyorum kontrol edin, kendine zulmetme. Bu anlaşıldı. Bir zat bana sesli mesaj attı. Buna, bunu gündeme getirmem lazım. Çünkü çok mühim, çok atan var, çok konuşan var, çevrem. Çok kaliteli insanlarımız var, çok şükür etrafımız. Bu zatın bu şeyi, bu ele alma ihtiyacını duydum iki kelimeyle dahi. Kelimin nasıl ala kaderi ukulihim. Barla'da geçiyor galiba, değil mi bu hadis? İnsanların seviyesinde konuşmak, işaretcazda da var, konuşmak gerekiyor, belagat. İnsanların akılların seviyesinde konuşmak gerekiyor. Gereğidir gibi bir hadis var. Evet, bu hadis bu. Kelimin nasıl ala kaderi ukulihim. İnsanların seviyesine göre konuşmak aklın alametidir. Dedim ki ona ses kayıtta, doğru. Ama sen bizim enfusi derslerin başını takip etseydin Dima'da, şöyle bir şey geçmişti. Sevgili abim dedi. Ben bu asrın insanlarına ders yapmıyorum. Yapsaydım YouTube'a canlı yayın yapardım. Bu dersi Dima dersi olsa, genel olsaydı, Mercisi Nurani değil, Mecul ve Dima yapardım. Gittikçe daire küçülüyor. YouTube'da canlı yayın ders yapmıyorum. Mecul ve Dima grubumuza Ramazanlık yaptık. Ama bazı dersler var, Mecul ve Dima'da da yayınlamıyoruz, canlı yapmıyoruz, Meclis-i Nurani'de yapıyoruz. Meclis-i Nurani'de de olmaya bazı şeyler var, hususi konuşuyoruz. Küçük azalıyor. Ben bu dersler, bu haritaları, bu asrın insanlarıyla işim yok. Nedir o? Ustadın bir sünnetidir bu. Ustad demiş ki 1947'de, 49'da, şimdiki insanları değil, 50 sene sonraki insanları düşünüyoruz. Çünkü yazıklar olsun asin insanlarına, abilerimize, hiçbir şey yapmadılar. Böyle ateistlerle, şunlarla bunlarla meşgul olacak zamanımız yoktur. Onlar ateist olmalarının sebebi cevap bulamadıklarından değildir. Müslüman olanlar sorularına cevap buldukları için de değildir. Ateistler, ateist olmak istedikleri için ateisttir. Eğer
internette bunlarla cevap vermeye uğraşanların itfaiye muhtaç olduklarını gördüm. Ve çok ikaz ettim. Sonra itfaiye muhtaç olanlarla ilgilenmedim. Seni ikaz etmiyorum. Anladım abi. Hiç şansın yok. Ben zamanımı veremem sana. Ben sana söyledim. Bunu Emirdağ'da da delillendirdim. İhvan-ı Müslim'i nasıl tuzağa düşürdüler? Meşgul olmayın. Yani çünkü niye? İman etmeyenler, edemeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından olmadığı gibi iman edenler iman edecek kadar delil bulduklarından değildir. Niyet. İşaret edeceğiz de var. Bunların hakka niyetleri yoktu diyor. Diyor mu? Ben ona da cevap vereyim. Ben bu asır insanlarına bu haritalı bu dersi yapmıyorum. Bunlar ilkokul çocuğuna da sözler verilecek gelecekte okullarda. Risale'nin o ders olacak. Üniversite hocasına da sözler verilecek. Yani bu sefer biraz adetullah'a zıt oluyor. İlkokul çocuğuna sözler ver. Hocasına değil, üniversitedeki hocaya da sözler ver. Tamam. Kur'an'daki bir hakikat gibidir. Ama üniversite hocasına bak 31. sözde Miraç'ta bak veya akıl toplaması var. Bununla bir bak, bu çıkarımlar. Bu eksik. Sen doğrusunu, güzelini yapman içindir. Gelecekteki o ehli hizmet, o bahtiyar insanların ellerine malzeme vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz. Bugün abi biraz canlı yayın yapsanız, bugün biraz daha bu yöne mail etseniz, belki 3-5 kişinin velayetine sebebiyet vereceksiniz. Belki de veli olacaklar bu dersleri dinleyerek abi. Ama bundan 50 sene, 20 sene sonra bir kişinin imanını kurtararak çok daha hayırlı bir iş yapmış olacaksınız. Yani bu vay be, bu şimdi sözlerden mi çıktı diyen çok var. Külliyattan mı? Mesela bir şey gönderdim, bir resim. Altına not düştüm. Aslan 4 gün de yarısını şey yapmayayım, 3,5 demeyeyim. 3 gün uğraştım. Gece gündüzüm. Bunlar da şahit şöyle. Namazımı, yemeğimi hariç masamda oturuyorum. O şekil var ya şekil. Yani 4 unsur vardı ya. Toprak, su, hava. 4 meleğe, 4 arşa, 4. Yani kaç sene o şeklin çıkması için en az 30-40 sene alt veriyle olacak. Arş bu. Külliyatta mı? 4 tane arş var diyor. Toprak arşı, su arşı, hava arşı, nur arşı diyor. Ne alakası var? Emirle alakalıdır. Koronayla da alakalıdır. Ya nasıl alakalıdır? Yani insandan insana geçiyor gibi suretidir bu. Aslında kanuneto değildir. Havadır. Hava bunu naklediyor. Girmeyeceğim bu konuya. Yok girmeyeceğim. Niye? Taze. Yok akıllar şey yapacağız. O da akıllar. Hangisi? Emir. He ya. Yani o yani son çıkart. Çok acayip ya. Tabii girmek lazım yani. Bayatlamasınız. He. Ona mı başlasak? Yani hayır, kafanızda hani zaten. Zaten sıcak. Sıcaksa yani. Yapalım. Bir o dört arşı. Dört arşı. Evet. O yaptığınız hani şemayı. Emri diyordunuz ya. Evet. Emirden oraya geldi. Evet oradan. Bir de havanın, hava arşının şeyini. Evet hava arşı. Yani iyi olur abi. Çok ilginç. Havaya berzahtır diyor. Latif Dünkteler. İşte havayı hava zannediyoruz. Havayı hava zannettiğimiz için havamızı alıyoruz. Hava değildir. Hava gibi zannediyor. Nedir? Bu havanın latifliğini, saydamlığını berzah oluşundandır der ustad. Alim-i mana ile alemi maddiyi arasında berzahtır diyor. Alemi şahadet için. Alemi şahadet şahit olduğunuz maddi ile manevi arasındadır. Alemi şahadet. Alem-i şehadet de insan arasında bir berzahtır hava. İnsanla? İnsan ile bu yönüyle alem-i şehadetle bizim bu arka yönümüzle tamam arka tarafını söyleyeceğim. İnsan ile gayb arasında bir berzahtır. Hepten gaybın üzerine hayırtın da yırtacak. Böyle bazen fikirlik oluyor ya tırnakla. Sildim. Yani gayb ile şehadet arasında berzahtır şu hava. Hemen açıldı açılacak. Açıldı.
bitti gibi yani. Öyle kazınacak duruma gelmiş. Hava arşı. Hava arşı, ses verdi abi. Evet. Abi ben bir şey diyebilir miyim hava hakkında ya? Dün gece bir tefekkür oldu da. Sesim geliyor mu? Geliyor, dinliyorum. Abi şöyle şimdi, mesela ben Zoom'dan sizi seyrediyorum, meeting'den, Google Meeting'den. Rüyada mı? Yok yok şimdi. Şu anda sizin bu görüntünüz hava zerrelerinden bana geliyor. Evet. Yani cep telefonumdan vericiye geliyor ama hava zerreleri vasıtası da geliyor. O zaman sizin bu bilgileriniz şu anda bu havada var. Var. Aslında bir alıcıyla bana gelen bu verilerin hepsini seyretmek isteyen seyredebilir. Yani şimdi şu anda sizi dinlemek isteyen herkese her yerden erişebilirsiniz yani. Evet. Bir cihette. Doğru. Yani ama irade eden herkese gidebilirsiniz. Evet. Yani bir de bir şey söyleyeyim. Yani sonumuz olsun, sonra Emir şeye başlayalım. Allah için dün, bugün, yarın yoktur. Allah'ın marifetullah'a yoktur haşa. Allah bir şey öğrenmez. Allah kazanmaz bir şey. Biliyor. Zaten sahibi. Allah için dün, bugün, yarın yok. Son şeyimiz bu. Bugünkü sırma şeyi. Allah dün razı olmuş da bir şeyde, ben bugün vazgeçtim demez. Evet. Hayat boyu bir defa sen razı etmişsen tamam. Tamam. O yüzden sekeratta şeytan boşuna yırtmasın kendini veyahut da kurtulur. Hiç mi? Bu hayat boyu hiç mi Rabbinizi razı edemedik yani? Hiçbir defa mı? Hiç mi Allah bizden bir defa razı olmadı? Vallahi dündü, o 7 sene önceki Kadir gecesiydi. Şimdi razı değil. Allah mazi, hal, istikbali bütün bakan bir kader sahibidir. Değil mi? İlmi ezeli. Bütün bakar, parça bakmaz. Ve Allah nazarında kendisi söylüyor, bir saatmiş burada bulunmamız. Buraya geldin, gafur bir saat olmuş mudur abi? Oldu. Bir saatte sen de trenle şeyini görüyorum, namaz kıldın, geldi falan. İşte Allah nazarında da böyle dedi değil de, sen bizim nazarımızda bir saatten beri buradasın, aramızdasın. Dünyada bir saat. Ahirete göre, sonsuza göre dünyanın hiç saati yok. Onun için bir defa rızasını kazandın mı, ben dün razıydım. Bugün razı değilim. Değil. Zıttı da çok dehşetti abi ya. Bir evet. Defa kazanamamak da cehennemi. Yani bir defa derken o bütünseli kazanamam. Dünü, ya, bugünü. Ama Adem'in şeylerin sirayeti olmadığı için dünde kazanılan Adem'i günahlar geleceği sirayet etmiyor. Geçen sene, 10 sene önceki ibadet ve ubudiyet tefekkürün nurani olduğu için nuranilerin sirayeti geleceğe de yansıyor. Şeyde Bismillah, Hazreti Peygamber'in sirayeti var ya Miraç bahsinde. 29. defterimi getirir misin İbrahim? Bu artık her şey değişti. Peygamberin haleti diyor sirayet eder. Evet. Peygamber ceseden 1400 sene önce gelmişti. Ama o sirayet devam ediyor. Devam ediyor ve ustadın dediği çok ilginç bu emirle uğraşırken. Masamda o 29. Ne diyor biliyor musun? Ama iyi dinleyin şimdi. Mazi ve istikbalde dahil, bütün insanların aklı tek akıl olsa, 3-4 günden beri ağzımda tekerleme bu. Bak, mazi ve istikbalde bütün insanların akılları tek akıl olsa, bunun aklının kününü anlayamazdı. Ve Allah katındaki derecesini, mahiyetini yeni keşfedemez. Bütün insanların aklı tek akıl olsa. Ne demek bu? Ustad diyor bu, Resulullah için diyor. Aleyhisselatü vesselam. Miraç'taki akıl meselesi de o zaman... Anlıyor musunuz ya? Bu ne dedi? Bütün akıllar tek akıl olsa, bunun aklı mertebesini gelemez diyor. Tabii günden bahsediyor. Ha peygamber. Peygamber için. Ha peygamber için, ha. Bir tanesi dedi ki, çok mu yüceltiyorsunuz dedi. Ha. Dedim ki, onun ihtiyacı yok dedim, o zaten büyüktü. Vehhabi bu. O zaten büyüktü. Benim büyütmeme ihtiyacı yoktu. O zaman senin dediğini yapıyoruz, o şey gelsin. Madem bak. Abi demiştiniz ya, Hazreti Ali'nin esrarla alakalı. Ha. Esrar kullanımı
yani daha doğrusu o tarz, o maddeyi kullananların başka bir akılla bu aklı tedavi etmeleri lazım. Evet. Ne yazmış biliyor musun şurada duvara? Duvara yazmış. Kendimi suçlu hissediyorum. Biz içerek mezarlığımızı suluyoruz. Biz diyor içerek duvara yazmış. Orada oturuyorlar. Polis de bir şey demez orada. Onlar cumadan giderken görüyorum. Ama kaçıyorlar yani. Cuma'da bulunmuyorlar. Cuma'ya gidiyorlar galiba. 3-4 kişi var böyle. Duvara yazmış. İçerek, içmek, mezarlıktaki kabrimizi suluyoruz. Ha çabuk Kibre. Hadi başlayalım. Abi 10 yana kadar bir şey çizebilir miyim? Çok çabuk, çok çabuk, çok çabuk. Hep düşünürüm ki abi, benimle Muhittin araba arasındaki fark ne? Eyvah. Çok 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 çabuk söylüyorum abi. Anladım ha. Neydi abi? Üç şey dediniz. Mazi, hal, istikbal. Biz, ne diyor abi? Bizde idik. Evet. Bizdeydik. Biz bizdeyiz. Biz bizdeyiz. Biz bizde olacağız. Biz bizde olacağız. Bu abi biz bizdeyiz. Bu benim serbest bölgem abi. Bu benim serbest bölgem abi. Bunu ayrı görürsek eğer Muhittin Arabi'yi biz anlamamış oluruz. İçi yani serbest bölge. Abi şuna mesela tahayyül diyelim. Tahayyül. Şuna tasavvur diyelim. Hı. Ötekisi ne dedin? Serbest. Bu abi serbest bölge abi. Hı. Bu serbest bölge. Yani biz orada şöyle doğrudur. Serbest bölgede mazi müstakbel yok ki. Yok. Biz ya kanuni itibariyle. Hem bize geleceğiz. Hem bize geleceğiz abi biz. Ben hem bana gideceğim. Hem bendeydim. Bendeydim. Hem bana gideceğim. Hem bendeyim. Yani bu bendeyim. Serbest bölgem benim abi. Evet. Bakın ben bendeydim. Ben bize gideceğim. Ben bizdeyim. Bu şey dersi var ya. Bir ders Ramazan'da yapmıştık. Ben bendeydim, ben bendeyim, ben bende olacağım diye. Hafız Ali abinin 185 barla dersini yaptık. Onu dinlemenizi tavsiye ederim ya. O canlı yayında var mıydı Mehmet abi? Çok tuhaftı. Güzel, çok iyi. Çok ilginçti ama. Ya bu ustad niye deşifre etti? Acayip. Adamın aleti. Ve ders yapanla öyle bir insiba olmuş. İnikaz, bak ve inbisat ve bir tane de vardı. İncizap. Olmuş ki, şimdi bu hissettiğini o söylüyor. İhtiyaç malzemesini onun ağzından çıkartıyor. Adam seyahat ediyor. O zaman bu sayfayı çekti, o zaman yapalım beraber. Attıklarınızda yok mu? Yok yok, ben bunu yapmayacaktım ki. Sen değiştirdin şu anda dersin konusunu. Abi bu hava alemi içinde tek mikrofon, milyonlar hoparlörden manası, bir noktadan yayılan titreşimlerin başka bir noktada toplanması. Nasıl? Evet, aynen öyle. Her bir hava bir mikrofon ve azidir diyor. Ondayız işte zaten. Ustad diyor ki havanın her bir zerresi radyo gibi hem dinliyor hem söylüyor. Hangisi önce sonra? Dinlediği anda söylüyor, aslında dinlemesi söylemesiymiş. Yani dinleyip depolayıp söylemiyor. Dikkat edin bak radyo. Dinliyor, bir dakika söyle. Ne dedi biliyor musunuz diye naklediyor. Öyle değil. Dinlediği anda söylüyor, söylediği anda söylüyor. Dinliyor. Abi akılla zeka arasındaki farkı anlatacaksınız diyordunuz ya. Akıl geçmişle düşünüp gelecekle geçmişi ve geleceği dikkat alarak bugün de hareket etmek midir diyordunuz abi, akıl. Evet, geçmişin nazarıyla, bak geçmişin bütünlüğüyle, geleceğe nazar ederek halde zeka ile hareket ediyor. Bu bitti, yok. Bu bitti. Bunu yapalım. Efendim Sedat, yaptı sana, biraz zulmetti Gafur.
Bir de bu tek noktada toplanma sırrı da ayrı bir ciheti de olsa gerek abi. Neyi kastediyorsun hani ya? Yani böyle veciz konuşuyorsun bize. Sedat'ım aç ya, toplanması gerek. Tamam, ne toplanması, ben bilseydim zaten ben söylerdim. Sen ne hissettiğini açıklasana ya. Bizi bildiğimizi zannetme sen. Niyetini ben şey yapamam hadi. Bir noktada toplanması ne demek Sedat'ım böyle? İki kelimeyle izah et. Sizin öndeki derslerde her daim vardı ya hani tek nokta manası abi, toplanma. Ha, bütün kainatı tek nokta yap. O tek noktaya hakim ol. Yani insan işte bu, evet. Ben, o huyla, hüveyle de o noktaya sahip olunuyor gibi sanki abi. Evet, evet. Bak böyle bak güzel. Bak huyla, hüve, vav vesaire. Tamam, doğru. Arkadaşlar telefonunuzu açın böyle. Kardeşler, bir şey eklemek ihtiyacını duydum. Vesvese ile vehim süreçtir. İman ile itikat sonuçtur. Vesvese kalpteki imana, vehim de, vehim kafadadır. Kafadaki itikada musallat olur. İmanın yeri kalptir. İtikadın yeri dimağdır, kafadadır. Vesvese imana, vehim itikada musallat olur. O zaman vesvese ile vehim süreçtir. İman ile itikad sonuçtur. Sonuçta neyi kastediyorsun? Şu, iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Mesela iman saadeti dareyindir diyor. Yani ahiret ve dünyanın saadetine vesiledir. Yani iman senin hususi dünyanı cennete çeviriyor. Ahirete çevirecek hariç. Ama bu dünyada da sonuçtur. Senin iç alemini bu kadar sıkıntılardan kurtarıyor. Hususi alemini cennete çeviriyor. Onun için iman sonuçtur. İtikad da sonuçtur. İtikadı çok güzel ikinci sözde anlatıyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Kendi nazarında fena bir memlekete düştü. Bu itikad. O zaman vehim ifrat ve tefriti zarardır. Vasatı nimettir. Vehim itikada musallat olur. Süreç itibariyle onu değiştirmeye çalışıyor. Vesvesenin ifrat ve tefriti zarardır. Vasatı nimettir. Niye? Ciddiyete vesiledir diyor bak. Vesvese tahariye dairdir. Tahavunu def eder. Teyakkuza sebeptir. Bak vesiledir. Bunları kazandırıyor. Vesvese imana, vehim itikada, vesvese ve vehim süreç, iman ve itikat sonuçtur. Selamünaleyküm.